Yayınıma hoş geldiniz. Şanlı Azerbaycan ordusu kim demiş durdu diye? Kim demiş Şanlı Azerbaycan durdu diye? Yok öyle yağma, yok. Şanlı Azerbaycan öyle bir güç verdi ki, Şanlı Azerbaycan öyle bir kuvvet verdi ki, şu yaptığı tatbikat parmak ısırttı. Resmen savaşa hazırlanıyor. Resmen Hocalı, resmen Hankendi, resmen Adere buralar alınmak isteniyor. Gerçekten kuvvetli ve bir o kadar güçlü mesaj veriliyor. Binlerce şanlı Azerbaycan komandosu resmen Hocalı'ya selam çakıyor. Bu kadar eksi derecede, bu kadar yoğun kış mevsiminde, bu kadar zorlu şartlarda böyle güçlü bir şekilde hamle yapan ordu çok nadir görülür. Evet, Türkiye şu anda gördüğünüz gibi şu anda özellikle desteklediği komandoları, yetiştirdiği komandoları sahada, karda, kışta büyük bir destan yazıyor. Bu askerler durdurulamaz. Hucum, evet hucum mesajı karda kışta her şartta toplu bir şekilde topraklarını alma mesajı. Bu mesaj, bu tatbikatlar biz durmayacağız mesajı. Gerçekten biz durmayacağız. Biz masada görüşebiliriz. Biz diplomasiyi uygularız. Ama biz savaşacağız. Topraklarımızı alacağız mesajı. Duygusal anlar, silahlar her şey kar. Ama kalpler alev gibi. Böyle güçlü bir ordu şu anda Hocalı'ya selam çakıyor. Azerbaycan'ın evet yeni oluşturulan komando askeri birliği eğitimlerini devam ettirirken resmen hücum ve yeni bölgeleri alma tatbikatları yapılıyor. Ve bu tatbikatta resmen savaşa hazırlık tatbikatı. Evet tatbikatta gördüğünüz gibi savaş ortamı gibi hareket ediliyor. Mayın EYP her türlü tehlikeye karşı çok büyük bir evet gördüğünüz gibi çok büyük bir hazırlık var. Her şey düşünülüyor. Askerlerin harekat biçimi, şu anda hücumu, evet, onlara pusu kurulması veya pusuya düşmede yapılacak tüm hamleler, komandoların eğitim düzeyi, soğuk havada taarruz, her türlü hamle, bekle bizi Hocalı. Ey değerli izleyenler, işte bu savaş gibi şu anda Hankendi için çarpışıyorlar, tatbikat yapıyorlar, talim yapıyorlar ama savaş gibi gerçekten yüreklerinde Hankendi var. Hiç kimse durduramaz bu orduyu. İnanın bu orduyu kimse durduramayacak. Gerçekten çok güçlü ve kararlılar. Şu anda tatbikatı bile o kadar kararlı yapıyorlar ki müthiş bir destan yazıyorlar. Şu anda dağlarda, taşlarda biz varız derken neden haklı oldukları ortaya çıkıyor. Havada, karada, denizde, her yerde biz varız diyor Azerbaycan komandoları. Evet bu komandolar durdurulamaz. Her türlü terörle mücadeleye karşı, her türlü pusuya karşı Azerbaycan topraklarına sızmaya çalışan tüm kuvvetleri püskürtecek güçte. Karada Rus ordusunu mahvedecek güçte. Gerçekten önemli bir ordu. Gün batımı şu anda taarruz ediyorlar. Görüntülerde gördüğünüz kareler taarruz görüntüleri. Evet şu anda taarruzda atışlar gerçekleşiyor. Evet bu görüntüler özellikle gururlarını diye gösteriyoruz. Bu görüntüleri şanlı ordumuzu görün diye gösteriyoruz. Evet şu anda bu ordunun taarruz biçimini görüyorsunuz. İnanın Hankendi böyle alınacak. Barışla falan alınmayacak. Hocalı böyle alınacak. Evet Adere böyle alınacak. Lütfen buna inanın. Böyle alınacak. Biz inandık mı? Evet biz inandık mı? Karda kışta, gecede, karanlıkta her şeyi yapacak gücümüz var. Şu anda karanlıkta operasyon düzenliyorlar. Ey gurur duymayalım da kim gurur duysun değerli kardeşlerim. Evet biz gurur duymayalım da kim gurur duysun. Gece görüş kameralarıyla etkin isabet oranlı ve atışlarıyla gece çatışmayı geliştirme amaçlarıyla gece hücum etme özelliklerini geliştirme amaçlarıyla önemli bir taarruz adımı yapıyorlar. Şu anda kendilerini saklayan sis ortamında ilerliyorlar. Gerçekten gururlamamak elde mi? Bu kareler insanı gerçekten mutlu ediyor. Ve bu kareyi Ruslar iyi baksın. Bu kareyi Ermeniler iyi baksın. Hocalı, Hocalı bu kahramanlar seni alacak. Hankendi, Hankendi bu kahramanlar seni alacak. Sonuna kadar alacağız. Kesinlikle emin olun sonuna kadar alacağız. Evet bu müthiş görüntüler hepimizi birbirimizden alan müthiş görüntüler değerli izleyenler. Şimdi görüntülere bakın ve gururlanın değerli arkadaşlarım.
Azıcık dinle bizi ey Koçaryan. Gocadım 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 Koçaryan. Dinle bizi Etçük. Diyoruz ki sana biz işte böyle tatbikatlar yaparız. Şuşa Bahadrut demiştin ya, şu askerleri biraz izle. Daha sonra reklamlardan sonra seninle görüşelim Koçaryan. Askerleri sana özel gösterdim. İşte gör kahramanlarımızı, gör Azerbaycan'ın komandolarını. Ondan sonra Şuşa'dan, Bahadrut'tan bahset. O geçti Bolu'nun pazarı. Hepsini alacağız. Hepsini alacağız. Evet, Putin Turan Konseyi'nden sonra moralleri bozuktu. Evet, Türk Cumhuriyetleri şu anda bir tane Türk Turan, evet Turan kurulları var. Turan kurulları olduğu için gerçekten çok önemli ve kuvvetli bir yapıya sahip. Evet, bağımsız devletler topluluğunda şu anda Lukashenko el pençe duruyor. Putin'in yanında el pençe duruyor. Gördüğünüz gibi Türk Cumhuriyetlerinin özgüveni yerinde. Gerçekten Turan yaradı. Türkiye'nin özellikle Turan'ı toplaması, Putin'in şu anda toplantıda moralsiz duruşu. Şu anda bakın sitemli sitemli duruyor. Sen daha çok sitemli durursun Putin. Morallerin bozuldu. Ama burada yaşlandığını mı hissediyorum, siz de hissediyor musunuz? Putin'i biraz yaşlı bulduk. Şu anda bir moderatör bulmuş. Bizim Türk dünyasının da moderatör sekreteri var. Evet. Tokayev'de bir özgüven var. Tokayev'de müthiş bir özgüven var. Gördüğünüz gibi. Liderlerden kesitler. Değerli izleyenlerim, evet liderlerden kesitler alıyoruz. Şu anda evet. Evet, kesitlerde gördüğünüz gibi Aliyev'in önünden giden Paşinyan. Evet, Aliyev şu anda Paşinyan'ın yanında. Evet. Heyete baktı Aliyev ve Paşinyan üstünü düzeltiyor. El pençe yine, evet Türk Cumhuriyetleri demin dedim. Daha özgüvenliler, Türk dünyası moral verdiğini düşünüyoruz. Rahman'ın morali bozuk. Çünkü Kırgızlara SİHA verdik, kılını kıpırdatamıyor. Türk Cumhuriyetleri'nde Türkmenistan Devlet Başkanı'nın özgüvenli duruşu dikkat çekiyor. Eski toplantılar gibi değil. Tokayev çok rahat. Türkiye'leri var. Artık yanlarında Turan var. Ve rahatlar toplantıda. Gayet rahatlar. Putin'i pek sallamıyorlar. Putin'i görüyorsunuz. Putin moralsiz. Tekrar söylüyorum. Putin'i yorgun görüyoruz. Evet, Putin'i yorgun. Epey bir yorgun gördük. Moderatör. Şu anda gördüğünüz gibi Putin çok yorgun. Evet. Nursultan Nazarbayev de rahat. Bunu da söyleyelim. Nursultan Nazarbayev de çok rahat. Ama Putin uykusuz belli. Gerçekten Türk Cumhuriyetleri yerinde. İyi ki Turan var. Alacağız Dağlık Karabağ'ı. Hiç merak etmeyin. Bağımsız devletler topluluğu çok sönük geçiyor. Turan'daki o neşe, gözlerin parlaması burada yok. Putin elveda. Artık Rusya'ya, artık Sovyetlere, artık bağımsız devletler topluluğuna elveda. Yakında bunlar olmayacak. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.